Kefevi Hazretleri gerçekten Sinop, İslam medeniyeti Anadolu kültüründe çok derin izler olan ve değerler üretmiş bir il olduğunu gördük. Ben müftü olarak bunu gördüm. Ve ilk kez Sinop'a da o şekilde geldim. Yani müftü olduğum için geldim. Ondan önce hiç gelmemiştik. Bu Alaaddin Külliyesi'yle olsun, türbeleriyle olsun, Seyyid Bilal'iyle olsun, kefevisiyle olsun, türbeleriyle, türbe taşlarıyla olsun ve en önemlisi insanların davranışlarındaki güven ve huzur telkin eden bir şehir yapısı var. Ki bunu zaten belki içinde olanlar bunu bilmez, anlayamaz. Derler ya, balıklar demiş ki deniz diye bir şey var, nasıl biliriz? Demişler ki bunu bilse bilse bir Yunus bilir. Gitmişler ona, o da demiş ki ben de bilmem ama yaşlı biri anlatıyordu, sizin gibi gençler sormuş ki nasıl? Derya diye bir şey var. Demiş ki onlara gidin şu suyun bittiği yerde sudan çıkınız, o zaman deryayı anlarsınız. Bazı nimetler elden çıkınca daha iyi anlaşılır. İşte Sinoplu olduğumuz için bu nimeti, belki bu değeri bilmek bazen bilmemeniz normaldir. Ama dışarıdan gelen olarak bunları çok iyi gördük. Çok da güzel oldu gibi ve bana da çok ciddi faydaları oldu diyebilirim. Kefevi Hazretleri'nin kitabına baktığımız zaman, değerli dinleyenler, İmam Kefevi Hazretleri 1582 tarihinde vefat ediyor ve o dönem 3. Murat padişah. Kendisi Kefe'de, yani Sinop'un karşısındaki Kırım'a bağlı yerde doğuyup birçok yerde farklı görevler yaptıktan sonra kendisi de aynı zamanda hem bir fakih olmanın yanında hem gönül ehli hem de görev yapmış bir insan babasının rüyasıyla Sinop'a yerleşiyor. Ki biliyorsunuz ki o dönemin kara yolculuğunun olmadığı dönemde de Karadeniz, Anadolu ve Orta Asya'ya kadar bütün coğrafyanın en merkez yeri Sinop. Yani bugün Anadolu'da Ankara neyse Sinop'ta o. Ticari anlamda, ulaşım açısından bunu böyle değerlendirebiliriz. Bugünkü konumunda değil Sinop. Çünkü buraya, buradan bulunduğunuz hizmet Karadeniz'in bütün sahillerinden ta Hazar'a, buradan İstanbul'a, İstanbul'un bu tarafındaki tamamına. Biliyoruz ki Van valisi Ali Paşa'nın şehit edildikten sonra düşününüz Sinop'ta defni. Yani Van'dan bile İstanbul'a giderken Sinop'tan geçiliyor. Böyle bir şehir merkezi, ticaret merkezi ve hayatın merkezi. Kefevi Hazretleri kendi eğitimini ve manevi dersini aldıktan sonra Sinop'a yerleşir. Ve Sinop'ta da yine bu görevi, sancak görevini yapacağında rüyasıyla işaretle gelmiş ve aynen bakınız bugün 500 yıl sonra ve bugün Kefevi Hazretleri adı altına burada toplanıyoruz. Yani bakınız bugüne bile ışık saçıyor. Bugüne bile yön veriyor. Bugün bile gönlümüzü arıyor. Değerli arkadaşlar, Kitab-ül Alam-ül Ahyar, yani Hanefi fıkıh alimlerini anlatan bir kitap ve aynı zamanda da tasavvuf erbabını anlatan bir kitap. 870'ten fazla alimi anlatır ve bunun 140-150 tanesi tasavvuf, diğer kalanı ise fakih alimdir, Hanefi alimleridir. Kitabının yazma gerekçesinde değerli arkadaşlar bunu ifade ediyor. Bu kitabın önemi nedir? Bu kitap bir ihtisas kitabı. Aynı zamanda ihtisas kitabının olmasının özelliği şudur. Bir müftünün fetva vermesi için istenen şudur. Müçtehit olması. Eğer bir müftü müçtehit değilse ki yok. Müçtehit seviyesinde bir müftü ve alim yok. Kolay kolay yetişmez. O zaman diyor fetvaları kitaplardan ve hangi alimin hangi fetvayı verdiğini söyleyerek fetva vermesi lazım. Ve bu anlamda bakınca da diyor, kendi dönemimde baktım ki diyor, alimlerin çoğusu verdiği fetvayı hangi alim vermiş, hangi alim, hangi alimin öğrencisi, hocası olduğunu bilmiyor.
hangi alim müçtehit seviyesinde, müçtehitte, mezhepte müçtehit seviyesinde bilmiyor, ben bu kitabı bunun için yazdım diyor. Ve bu anlamda da baktığımız zaman, birçok kitabı gördüğümüz zaman alanında tek kitap arkadaşlar. Kıyaslamak için farklı bir örnek daha vereyim. Bugün İslam Ansiklopedisi yayınladı, Diyanet Vakfı, 44 cilt. Gerçekten dünyada eşi ve benzeri yoktur ve değeri de tartışılmaz. Fakat onda bile Hanefi ismini yazdığımız zaman kitap, insan, alim, ne zamandan? Peygamberimizden başlayıp bugüne kadarki bütün kitap ve alimler 230 isim tanıtır bize. Şimdi 400 yılın yarısını çıktığınız zaman, kitapları da çıktığınız zaman 100'e yakın alim ancak tanıtır ortalama. Bu kitapta ise baktığımız zaman 750 tane alim tanıtıyor. Bu kitabın değerini gösteriyor ve bu kitabın yazma eserlerinin birine de baktığımız zaman değerli arkadaşlar, o dönemde de yine padişaha sunulduğu gibi burada Ketu'da Valide Sultan'ın bir Ketu'dası da yine bunun kitabı yazıyor. O dönem yani Valide Sultan'ın baktığımız zaman Ketu'dası değerli arkadaşlar özel kalem müdür. Yani sunulacağı kanaatindeyim. Ciddi bir boşluğu da dolduracağına inanmaktayım. Ki hele bunun Sinop'ta olmasıyla Sinop'un manevi değeri ve dinamiğine de ciddi bir katkı verecektir. Resulünü hidayet ve hak din üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Bakınız, indiren, öğrettiren, uygulattıran, Resulü hak ve hidayet din üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Bilgi ifadeli bir hamd burada. Kapalı meseleleri açmada, müşkil meseleleri açıklamada İslam alimlerini Beni İsrail'in nebisi şeklinde kılan Allah'a hamdolsun. Yine bilgi içerikli bir hamd. Biz ne deriz? Verdiği nimetlere şükürler olsun, sıhhate şükürler olsun değil. Bakınız burada bilgi içerikli bir hamd ediliyor. Bilginin gücünü, bilginin kudretini, bilginin değerini ifade ediyor. İbadet ve ahlaki gelişmesini Adem Aleyhisselam'dan alıyor, peygamberimize kadar, peygamberden sahabe ve tabiine, tabiinden Ebu Hanife'ye, Ebu Hanife'den kendi dönemine kadar 22 silsilede alimlerle kendini getiriyor. Yani din kopuk değildir arkadaşlar. Buyurun. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.